Altında söylediğimiz 420 noktasına neredeyse ulaşmış durumdayız ve görünen o ki yükseliş devam edecek. Bu arada 1900 dolar seviyesinde altının onsu aşmış durumda. 1860 kritik diyorduk. Sağlam bir şekilde kırıldı. 1800'de çünkü ciddi bir destek noktası oluşturuldu. Bugün de 1900 doların üzerine giden bir altın ons değerini gördük. Şu anda 417-418 lira civarında bir gram altın fiyatı var. Doların bir miktar yukarı çıkmasıyla birlikte 420'yi zaten aşmış olacağız. Onun için artık bir hedef noktası değil. Peki bundan sonra altın hedef noktaları ne? Bunları biraz sizlerle paylaşacağım. Altın onsu nereye gidebilir? Gram altın nereye gidebilir? Bunları konuşacağız. Tabii ki doları çok merak ediyorsunuz. Dolar durma noktasında bu böyle devam edecek mi? Yoksa sert bir yükseliş olabilir mi? Olmaz mı? Bunu değerlendireceğiz. Rusya Merkez Bankası arka arkaya 3. defa faiz indirimine gitti. Türkiye faiz indirmediği gibi artık faiz artırım konuşulmaya başlanıyor. Eylül gibi, Ekim gibi bir faiz artırım sürecine girebilir deniliyor. Hatta bence çok daha öncesinde bile bir faiz artırımı söz konusu olabilir. Bunun piyasalara etkisi ne olacak? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Anlayacağınız bir yıl konuşulacak konu var. Tabii ki uluslararası arenada da enteresan gelişmeler yaşanıyor. En önemlisi Çin'le Amerika arasındaki gerilimin her geçen gün biraz daha artıyor olması. Karşılıklı konsoloslukları falan da kapatmaya başladılar. Hem ekonomik hem siyasi bir gerilim var. 1 Ağustos itibariyle Rusya ile Türkiye arasında hava yolu açılacak deniliyor. Yani yolcu geçişleri başlayacak. Rusya'dan Türkiye'ye yolcu gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Bunun riskleri nedir? Pandemiyi nasıl etkiler? İkinci dalgaya Türkiye açısından ya da Rusya açısından etkileri ne olur? Ya da insanlar kapılar açılsa bile, hava yolu yolculuğu başlasa bile bu yolculuğa katılacak mı katılmayacak mı? Bunları özet bir şekilde videonun girişinde sizlerle paylaşmak istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Rakamlara şöyle bir göz atalım isterseniz. 6.84.90 dolar kurunun şu anki değeri. Dolar endeksi de gevşiyor. O da 94 puan seviyelerinde geziyor. 94.6, 94.7 seviyelerinde. Son 4-5 ayın en düşük seviyelerine gelmiş durumda. Buralarda kalacak mı kalmayacak mı? Ayrı bir tartışma konusu ama en önemli noktalardan birisi dolar endeksi düştükçe altın onsunun yükselişi hızlanıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir etken. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Tabii altının yükselişindeki bir diğer önemli etken ülkelerin parasal genişlemeye devam ediyor olması. Piyasaya çıkan bu para bir yere kaçmak istiyor. Kaçtığı en önemli nokta da altın oluyor. Altına yükleniyor şu an itibariyle tasarruf sahipleri ya da yatırımcılar fark etmiyor. Altının yükselişi de hızlanıyor. 1900'ün üzerine bu kadar hızlı çıkması nedenlerinden birisi bu. Ha geri çekilmeler olabilir mi? Vallahi bu seviyeler artık kritik. Bir kere bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 1921 tarihi rekor seviye. 1921'i gösterecekler ama orayı kırar kırmaz çok net bir şey söylemek mümkün değil. 1900 doların üstü artık kritik seviyeler. Epey yükseldi diyebiliriz altın için. Yükselişin devam ettirecek mi? Bana göre devam ettirecek. Tabii orta ve uzun vade için konuşuyoruz. Yani 2000-2500 dolar aralığına giden bir altın ons değerini göreceğiz. Ama arkadaşlar 1900-1800 aralığında hatta 1760 aralığında bir dalgalanma olabilir mi? Evet olabilir. Altının onsu bugün gördüğü 417-420 liralardan tekrar 390 liralara inebilir. Gram altın bazında konuşuyorum. 390'dan tekrar 430 liralara çıkabilir. Böyle sert dalgalı hareketler gözleyebiliriz. Gram altında hiç şaşırmayın. Ha uzun vadeli yatırımcı olarak kardeşim ben bekleyeceğim. Sonuç itibariyle bir sene iki sene sonra geleceği noktaya bakarım diyorsanız gram altın Türkiye'de yükselişini devam ettirecek. Ons'taki dalgalanmalar olsa bile fark etmeyecek. Doların yükselmesi, ons'un yükselmesi, zaman zaman geri gelmesi de çok fazla etkili olmayacak ve ilk hedefi 450, ikinci hedefi 500 olacak bundan sonraki süreçte. Evet, gram altın ilk hedefi bana göre 450 lira. Kısa bir süre sonra, çok uzun olmayan bir dönem sonra altını biz 450 lira bandında göreceğiz arkadaşlar. Artık bu hayal falan değil. Daha sonrasında da kritik süreçlerin devam etmesiyle birlikte 500 lirayı zorlayan ve 500 lirayı kıran bir gram altın fiyatıyla karşılaşacağız. Buradaki önemli noktalardan birini de altını çizelim isterseniz. 1900-1800 aralığında dalgalansa bile altının onsu 2000-2500 hedefinden bir sapma yaşayacağı kanaatinde değilim. Mutlaka 2000-2500 aralığını deneyecek bu sefer.
sefer ve güçlü bir hacimle deneyecek. 1900-1800 dalgalanması bile olmayabilir. 1760-1860 arasında dalgalanabilir demiştik ama daha sonrasında gördük ki 1800'ün üzerinde kendisine çok sağlam yer edindi ve oradan aldığı destekle hemen kendisini 1900 doların üzerine attı. Aynı senaryoyu bir kez daha görebiliriz. 1900'ün üzerinde kendisine bir taban yaratan altının onsu hızlı bir yükselişle 2000 doların üzerine gidebilir. Çünkü kararlı bir yükseliş gözleniyor. Tabii 3 Kasım tarihi de önemli. 3 Kasım tarihine kadar da ortam gerilmeye devam edecek ve bu gerilimin etkisini de yine altın fiyatlarında göreceğiz. Bazı haberler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü altınla çok yakın ilgili bu haberler. Mesela Amerikalı yatırımcılar TikTok'u satın almaya planlıyorlar. Böyle bir niyetleri var. Daha doğrusu bir hülle yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz TikTok'un Amerika'da yasaklanması meselesi konuşuluyor. Bu yasak gelecek madem biz Amerikalı yatırımcılar üzerinden TikTok'u Amerika'daki pazarda devam ettirelim. Düşüncesinde gördüğüm kadarıyla Çinli ana yatırımcı. Yani bir tür hülle yapmaya çalışıyorlar. Ama bu bize şunu gösteriyor. Sosyal medya savaşları da var. Dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya mecralarından birisi TikTok biliyorsunuz. TikTok artık Amerika için bir tehdit haline gelmeye başladı. O nedenle de sosyal medya üzerinden de savaşları sürdürüyorlar. Çin de yeni yöntemlerle, hülle yöntemleriyle bu tür sosyal medya mecralarını Amerika'da ayakta tutmaya çalışıyor. Bakalım olacak mı olmayacak mı bunu hep birlikte göreceğiz. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, biz komünist Çin'i değiştirmezsek o bizi değiştirecek açıklamasını yaptı. Süper güçler, dev güçlerin arasındaki gerilimin ne boyuta geldiğini görmeye başlıyoruz. Amerika'daki önemli şirketler, önemli kurumlar, önemli yöneticiler Çin'i bir tehdit olarak görmeye başlıyorlar artık ve kendilerine rakip olduğunun farkındalar ve bu rakibi bir şekilde ekarte etmeye çalışıyorlar. Bizde bir laf vardır ya, yılanın başını küçükken ezeceksin. Yılanın başını küçükken ezemediler, şimdi ejderha haline geldi. Bu ejderha ile bir şekilde baş etmek zorunda olduklarını görüyorlar. Aksi takdirde bu ejderhanın Amerika'yı ele geçirebileceğini konuşmaya başladılar. Bu söylemler önemli arkadaşlar. Çin tabii engellenemez bir büyümeyle artık geliyor önümüze, karşımıza ve dünyadaki yeni kutuplaşmada yerini almış durumda. Bir tarafta İngiltere, Amerika, Avrupa Birliği, öbür tarafta Rusya, Asya'nın bazı önemli ülkeleri ve Çin olacak gibi görünüyor. Yani bundan sonraki bir yüzyılı belki de teknoloji savaşlarının yoğun olduğu çift kutuplu, çift gruplu bir dünyayla geçireceğiz gibi görünüyor. Bu hem gerilimleri artıracak, aynı zamanda dünyanın gelişimini de hızlandıracak. Biliyorsunuz Amerika ile Rusya arasındaki soğuk savaş aslında pek çok teknolojik atılımın yapıldığı bir dönemin de beraberinde getiriyor. İşte uzay araştırmaları, silah araştırmaları, nükleer araştırmalar, bilimsel araştırmalar dünyanın çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bugünkü internet teknolojilerini ortaya koyuyor. Önemli. Bir tarafıyla kötü olan bir şeyin öbür tarafında çok iyi sonuçlar doğurabileceğini de böylece görüyoruz. Çin'le Amerika arasındaki bu kutuplaşmanın dünyanın gelişimi açısından önemli olacağı kanaatindeyim. Her iki gücün de uzun yıllar boyunca kaybolacağı kanaatinde değilim. Güçlerini sürdürmeye devam edecekler. Bu gerilim bilimsel anlamda bakıldığı zaman, dünyanın gelişimi, teknolojinin gelişimi açısından bakıldığı zaman önemli sonuçlar da doğuracak. Bunu da unutmamak gerekiyor. Sosyal medya tasarısı komisyondan geçti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu sansür amaçlı değildir. Bir altın makas bakış açısıyla yapılmıyordur. Yani sosyal medyayı da aynı diğer medya kuruluşlarının olduğu gibi tek düze hale getirelim, tamamen bizim güdümümüzde olsun bakış açısıyla bunu yapmaya çalışıyorlarsa eğer çok yanlış yolda olduklarını düşünüyorum. Çünkü sosyal medya, evet, belli kurallar dahilinde kimsenin kimsenin kişiliğiyle oynamaya hakkı yok ama sonuç itibarıyla bir özgürlükler meydanı. Sosyal medyanın çok önemli bir açılım getirdiğine inanıyorum. Bizim gibi özellikle ülkelerde bir özgür basın sesi oluşturmaya başladı. Halka bir nefes alma alanı yarattı. Nefes alma alanlarını ne kadar tıkarsanız, sübapları ne kadar tıkarsanız insanları o kadar rahatsız edersiniz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Mantıklı, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir düzenleme yapmak niyetindelerse hiç itirazım yok. Ama amaç sansürse ya da sosyal medyayı yok edelim, tek sesli bir ülke haline getirelim Türkiye'yi niyetiyle yapılıyorsa bu büyük bir sakınca yaratır. Onu da altın
altını çizmek istiyorum. Amerika 1 trilyonluk paket üzerinde uzlaştı gibi. Görünen o ki pek çok konuda uzlaşıldı ve 1 trilyonluk paket yakın zaman içerisinde Amerika'dan çıkacak, kongreden geçecek gibi görünüyor. Trump ticaret anlaşması ile ilgili çok enteresan bir açıklama yaptı. Benim için eskisi kadar anlam ifade etmiyor dedi. Nasıl olsa Çin'le zaten yeterince gerildik. Daha da geriliyoruz. Ticaret savaşları bütün bunların yanında hafif kalıyor demeye getirdi bana göre. Çok da yanlış değil. Bundan sonraki süreçte özellikle 3 Kasım'a kadar daha da gerilecek. Amerika görüyorsunuz Çin'in konsolosluğunu kapattı Houston'daki. Çin'de Chengdu şehrindeki Amerikan konsolosluğunu kapattı misilleme olarak. Her konuda güreşçiler gibi karşılıklı birbirlerini yokluyorlar, elense atıyorlar falan. Bu güreşin piyasalara, bize etkisi, ekonomilere etkisi, gelişmekte olan ülkelere etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Borsa 118.000 seviyelerinde duruyor. Çok kritik seviyelerde. Burada bir uçurum etkisi görebiliriz. Lütfen dikkatli olun. Dolar 6.84, 6.85 bu civarlarda takılmış durumda. Sakın kanmayın. Bakın 5.95'teki hareketi görüyoruz. Bu 6.84 bekleyişi büyük patlamanın, büyük fırtınanın habercisi ona göre. Euro 7.95 seviyesinde pariteye bağlı olarak yükselişin devam ediyor. Parite 1.16'nın üzerine çıktı. Görünen o ki paritenin 1.20'ye gitmesiyle birlikte 8 liranın üzerine tırmanacak. Faiz 10.57'de. Türkiye ne yurt dışından ne yurt içinden bu faiz oranlarıyla borçlanamıyor. Piyasanın faizi politika faizinden yüksek. Merkez Bankası'nın faiziyle ilgili de söylentiler piyasada dolaşmaya başladı. Merkez Bankası'nın yakın zaman içerisinde faiz arttırabileceği konuşuluyor. Benim kanaatime göre de bu enflasyonist ortamda bu faiz kaldırmaz arkadaşlar. Büyük ihtimalle yakın bir dönem içerisinde özellikle kur şokunun yaşanmasının ardından Merkez Bankası hızlı adımlarla faiz arttırmaya başlayacak. Altının onsu 1900 doların üzerinde kritik bir seviye. 1900'ün altına gelebilir ama buradaki asıl mesele şu. 1800'de olduğu gibi 1900'ü ne kadar süre kapatacak? Bir hafta, 1,5 hafta boyunca 1900'ün üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse altının onsu emin olun arkadaşlar hemen ardından 2000 doların üzerini deneyecek. Daha agresif bir şekilde böyle 1-1,5 hafta beklemeden hızlı bir şekilde kendisini eğer 2000 doların üzerine atarsa o zaman tehlike sinyalleri çalıyor demektir. Çıktığı hızda geri gelebilir. O noktada dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Brent petrol 43 dolar seviyesinde. 42 dolar, 43 dolar, 44 dolar civarlarında dolaşıyor. Piyasadan gelen haberler, işte OPEC ülkelerinden gelen haberler, Amerika'dan gelen haberler petrol piyasasındaki dalgalanmayı da beraberinde getiriyor. Buradaki en kritik enstrüman tabii ki altın. Altının onsu 2000-2500'e doğru gidiyor arkadaşlar emin adımlarla. Gram altında ilk hedef olarak 450, ikinci hedef olarak, ana hedef olarak da 500 liraya ilerliyor arkadaşlar. Bu resim artık çok net bir şekilde görülüyor. Kimse kusura bakmasın. Bundan sonra 300'lü seviyeleri de çok fazla beklemeyin, hayal etmeyin derim. 390'lı seviyeler görülebilir maksimum. 395 gibi ama öyle 396, 380, 370 gibi aralıkları bekliyorsanız daha çok beklersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileyim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.